Merhaba beyler ve bayanlar. Sharkski Wallcaster'ını tanıtmamı istemiş Berkan adında bir arkadaşımız. Daha önceden bunun tanıtımını galiba yapmıştım ben ama yeniden tekrar yapayım. Almak isteyen arkadaşlara da örnek olur. Belki çok eskiden yapmış olabilirim tanıtımı. Kademeli açılır bir camı var. İçinde bir tane şuradan açılan güneş yüzüğü var. Şuradan şöyle detayını vereyim. Şu şekilde. Ön havalandırma kanalı var. Bu ledli bir kask tabii. Hani bunu da belirteyim. Bir Riddle modelleri de ledsiz olanları, ledsiz olanları. Bu hani kaskın ön tarafında detayını vermek gerekecek olursa hani bir burunluğu var. Özellikle hani şu ön tarafındaki havalandırma kanalları içte buğu yapmasını engelliyor. Fakat buğu yapmasına karşın pin yok takabilmeniz için şu detaylara sahipler. Şu detayı da göstereyim. Şurada pin bağlantıları var. Pin lokunuzu ona geçiriyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Araya hani hava veya işte hani temiz olması ve hava girmemesi önemli tabii onu yapıştırırken. Hani iç yüzleriyle ve hani boyun oturmasıyla gerçekten iyi bir kask. Özellikle mikrometrik bağlantısı iyi bir kask. İç boyun petleri de gerçekten iyi ve sallanmayı engelleyecek şekilde yapılmış. Şöyle arka tarafında plastik çıkıntıları var. Bu kask hakkında söylenebilecek şeyler şunlar. Hani görünürlüğünüzü arttıracak şekilde yapılmış. Bu ledli bir sistem var üstünde. Üst hava çıkış kanalları var. Arka hava giriş kanalları var. Arka hava çıkış kanalları var. Bu kask neden seçiliyor? Hoş, tasarımı güzel diye seçiliyor. Bir de hani bir sürü rengi var, bir sürü desen ve tasarım çeşidi var. O yüzden de seçiyorlar bu kaskı. Gerçekten de hoş kasklar. Tabii hani işte bunların termoplastik olanları var, polikarbon olanları var, fiber olanları var, karbon olanları var. YouTube'daki yorumları diyorum, açıklama kısmında bastığın zaman daha fazla görüntüle kısmında bazı arkadaşlar oraya bakmıyorlar. Orada hem fiyatlarını hem özelliklerini detaylarıyla yazacağım bunların arkadaşlar. Bu kaskların hepsi aynı. Yani iç petleri gerçekten iyi. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Ve yıkayıp tekrar takabiliyorsunuz. Tabii yıkarken bu iç petlerini özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. 30 derecede yıkayın. Elle yıkayın. Aşırı sıcakta yıkamayın. Kolay özelliğini yitirebiliyor çünkü tekrar almanızda 250, 300, 350, 400 liralara falan çıkıyor. O yüzden de hani yumuşak yıkayın, kalorifer üstünde kurumayı bırakmayın, kendi doğal ortamında hani doğal oda sıcaklığında kurusun. Zaman olur tabii hani bir gün sonra çıkacaksınız akşamüstü yıkadıysanız öteki güne belki kurumayabilir. O yüzden hani sabahtan böyle yıkayın, o gün motora binmeyeceğiniz, kaskı takmayacağınız bir gün olsun. Yıkayın, öteki sabaha kadar kuruyacaktır ve özelliğini kaybetmeden tekrar içine takıp kullanabilirsiniz. Yoksa öteki türlü özelliğini kaybediyor. Ben bir kere öyle bir hata yaptım. Yıkadım, elde fazla sıkmışım. Doğru düzgün düzelmedi. Biraz yapısını kaybetti diyebilirim. Tam oturmadı ve boşluk bıraktı o suratında. O yüzden de iç petlerini değiştirmek zorunda kaldım. Ben bile hata yapabiliyorum. Yani çok normal bir şey. Sharkski Wall 2 kaskını tanıtmamı istemişsin Berkan. Aslında bu kadar. Alt detaylarını yazacağım. Hani antialerjik yapısı var tabii. Üst tarafındaki ledleri. Şurada şu kısımda bir tane şeyi var. Şu tarafındaydı galiba. Bir tane USB var. USB girişi var. Oradan şarj edebiliyorsun. Şarj ünitesiyle beraber oradan takıyorsun elektriğe, oradan doluyor. Şöyle beyaz bir tane çıkış yeri var. Umarım görüyorsunuzdur şurada. Tam şurasında. Şuradan tekrar dolduruluyor. Bu doldurulunca da yaklaşık 8 saat falan kullanılabiliyormuş. Yine de bu da galiba 4 ya da 5 saatte falan doluyor. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hani hem ön tarafında hem üst tarafında hem de arka tarafında ledleri var. Bunu da eklemeyi unutmayayım. Daha fazla detayı varsa zaten sertifika detaylarını ve diğer detaylarını da açıklama kısmında yazıyorum. Hepinize iyi sürüşler.